Hepinize iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz. Haftalık basın toplantımızı bugün gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bugün ilçe başkanlarımızla da toplantımız var. Bu saatte onun için ilçe başkanlarımız da aramızda. Onlarla birlikte basın toplantımızı gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz Türkiye'de ve ilimizde bir süreç devam ediyor, seçim süreci. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla tüm ilçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Tek tek bütün ilçelerimizi birer, ikişer defa ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla her gün buluşuyoruz, esnafımızı ziyaret ediyoruz. Çeşitli toplantılar yapıyoruz. Ve seçim çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yine bunun yanında geçen hafta çok önemli bir toplantı ülkemizde yapıldı. Sayın Dışişleri Bakanımız özellikle Suriye ile ilgili çok önemli bir toplantıyı, uluslararası bir toplantıyı ilimizde Harran Konteyner Kent'te gerçekleştirdi. Bu bizim için çok önemliydi çünkü Suriye ile en uzun sınırı olan, en fazla sınırı olan ilimiz ve en çok Suriyelinin barındığı ilde yine ilimiz. Bu vesileyle Sayın Dışişleri Bakanımız özellikle bu toplantının ilimizde yapılmasını istedi. Ve Irak, Lübnan, Ürdün ve Mısır heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti Harran ilçemizde toplantı yaptı. Uluslararası toplantı. Dün de biliyorsunuz Suriye'deki vahşetle ilgili yaklaşık 11 bin insanın canice katledişiyle ilgili belgeler yayınlandı. Bütün dünya kamuoyunda ifade yarattı. Bir kez daha bu savaşın ne kadar kötü olduğunu, bu kardeşlerimizin nasıl işkencelere maruz kaldığını bütün dünyaya göstermiş oldu. Biz bir kez daha özellikle bu vahşileri kınıyoruz. İnşallah bir an önce bu kardeşlerimiz özgürlüklerine kavuşurlar diyoruz. Şimdi tabii arkadaşlar özellikle ilçe adaylarımızla ilgili çokça spekülasyonlar yapılmakta. Sık sık listeler yayınlanmakta. Bir kez şunu belirtelim. Eğer bu listeler açıklanacaksa bunun iki yolu olacak. Ya biz bu listeleri açıklayacağız, genel merkezimiz bize gönderecek, listelerimizi açıklayacağız. Ya da bugün olduğu gibi biliyorsunuz 13 büyük şehrimizde ilçe adaylarını genel merkezimiz açıkladı. Genel başkan yardımcılarımız tarafından 13 ilin ilçe adayları açıklandı. Bizim de İlçe adaylarımız, ki genel başkan yardımcımızın açıklamasını herhalde okumuşsunuzdur. En geç hafta sonuna kadar bütün illeri açıklayacağız demişti genel başkanlarımız. İlimizde de eğer bir açıklama olacaksa, yine bu açıklama ya genel başkan yardımcımız açıklama yapacak ya da bize listeleri gönderecekler. Biz ilçe adaylarını burada açıklayacağız.